Siyasetçi var çünkü yanımızda. Şimdi siyasete neye gireriz? Fatihlerine siz dedik. Olmadık yerlere gideriz. Sonra biz de içinden, tabii abi, içinden çıkamayacağımız şeyler olmasın. Hepinizi canı gönülden selamlıyoruz. Bismillah diyoruz. Evet, adet üzere şöyle sağdan başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayram abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağdan hemen bir başlayalım. Tanışmak sağdan sünnettir. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok da isabetli oldu. Şimdi Fatihlerin nesliyiz. Fatihlerin nesli olmak bir şeref ama aynı zamanda bir mesuliyet. Evet. Biz bugün o mesuliyetin şuurunda olmamız gerekiyor. İsmim Yakup Tufan. Avrupa Türk İslam Birliği Genel Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda da Hilal Yardım Organizasyonu, dünya genelinde insani yardım yapan Hilal Yardım Organizasyonu'nun başkanıyım. 43 yıldır Almanya'dayım. 40 yıldır da bu çalışmaların, insani çalışmaların, kültür değerlerimizi korumada, kollamada gayret eden cemiyetlerin içerisindeyim. Yakup Bey, gurbette miyiz, sılada mıyız? Hayır, artık bura bizim için gurbet değil. Burada bizim bir vatanımız. Dolayısıyla vatanımız olması hasebiyle de bizim burada hem hakkımız var hem de mesuliyetimiz var. Ve bugün de biz Almanya'da sel felaketinden dolayı büyük bir kampanya başlattık. O kampanya yürüyor. Gençlerimiz de sel felaketine destek için üniversiteli gençlerimizi oraya gönderiyoruz. Yani, Güney Almanya'ya. Bunun milletvekilimiz var diye söylemiyoruz değil mi? Hayır, hayır, hayır. Olur mu? Evet. Evet, Bayram abim hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Bayram hoş inanın bulduk. Tanıyan tanıyor. Ama tanımayanlara bir başlangıcı olsun. Şimdi, değerli abimizi tanıtalım. Tanıyanlara da tekrar olsun Bayram abi. Evet. Önce sana ve Kanal Avrupa'ya çok teşekkürler. Böyle bir imkan verdin bizlere. Aynı zamanda ben şu anda televizyonlar başında bizi izleyen tüm dostlara da selamlar diyorum. Güzel bir şarkıyla açtın. Orada güzel bir de laf ettin. Yalnız ben bir de o lafa bir ilave edeyim eğer kızmazsan. Şimdi Fatih'in nesilleri taş atmaz ama Fatih'in nesilleri gaz bombası da atmaz. Evet, iki tarafta olmaz. Su da atmaz, gaz bombası da atmaz. Bunların da olmaması lazım. Yoksa öbür türlü aynen katılıyorum sana. Ne taş atılması lazım ne gaz bombası evet. Atılması lazım. Bunu öyleydi. Evet, anlattığın gibi ben Hamburg'dayım. Hamburg'da Yeşiller Partisi'ndeyim. Bugün burada herhalde çok detaylı konuşacağız. Hı hı. Hem politika hem güncel konular hem şimdiye kadar neler yaptık neler ettik. Yakup Bey biraz söyledi. Sen dedin ki sılada mıyız, gurbette miyiz? Aslında çok güzel bir cevap verdin. Tebrik ederim. Keşke herkes kendini böyle gösterir. Biz buralıyız. Biz Almanyalıyız. Yani artık gurbet bizim için bitti. Bazı vatandaşlarımız var. 50 yıldır burada. Hala diyor Bayram Bey biz misafiriz. Bize bu yapılır mı? Hayır olmaz efendim. Misafir 3 gün oldu. 4. gün hele misafirin gitmesin bak. Ayakkabısının içine tuz koyuyor musun? Koymuyorsun gitsin diye. Yani bu Anadolu'da olan bir espri. O yüzden söyledim. 3 günden fazla misafir olmaz. Biz burada 50 yıldır buradayız. Misafir demeye hiçbir hakkımız yok. Biz buralıyız. Alman vatandaşıyız yahut da Türk vatandaşıyız ama biz artık Almanyalıyız. Çok güzel bir yardım kampanyası açmışsınız. Mesela bizler toplum olarak şu sel felaketine uğrayan yerlere her türlü yardımı yapmamız lazım. O yüzden sizleri de kutlarım böyle bir atılım yaptığınız için. Evet. Şimdi Bayram abi hani kimileri dönmedi. Af buyurun bir çift öküz almaya gelmişler. Evet. Hala alamayanlar var. Almayanlar var daha. Yeah, yeah. Belki onu tamamlayacaklar. Belki o yüzden dönüş yeah. daha gerçekleşmedi. Yeah, yeah. Ama bir de şu tarafı var Bayram abi. Hani burada da yani büyük bir ekseriyette Almanların yabancılara hala yabancı hissi veriyor olmasından. İnsanlar... O doğru. Biz ne kadar Alman vatandaşı olursak olalım bizi hep yabancı görüyorlar. Yani ne oldu? O yüzden de ben buradaki tüm gençlerimize, Türk vatandaşlarımıza tavsiyem biz devamlı başarılı olmalıyız. Başarılı olan Türk vatandaşları yahut da Türkiye kökenli Alman vatandaşları burada her zaman ön plana çıkarlar. Eğer biz başarılı olmazsak, açık verirsek bizi devamlı arkaya doğru iterler. Bir o yüzden imkanlarımız varken... Yolda da konuştuk seninle. Bu imkanları değerlendirmemiz lazım. Ama gençlerimizden ben umutluyum. Biraz evvel bir dostumun kızıyla dışarıda sohbet ettim.
gururlandım. Yani burada doğup üniversiteye giden dostlarımız hakikaten çok iyi. Gelecek, ben gelecekte Türk gençliğinde büyük umut görüyorum. Burası birinci vatanımız mı olacak? Öyle de gözükebilir. Neden olmuyor? Vatan yaşadığın yerdir. Değil mi? Doyduğun yer mi? Doyduğun yer, çalıştığın yer. Yani. Tabii şimdi bizim kendi ülkemizden bir vatan sevgimiz var, bağımız var. O başka bir mesele. Ama biz buradayız. Ben 40 yıl önce buraya geldiğimde ben burada yaşayamam diye düşünüyordum. Ama 40 yıldır buradayım. Ben herhalde üniversite biter bitmez Türkiye'ye dönerim diye düşündüm. Üniversite bitti, işe başladık, o bitti, bu bitti. Hala buralardayız. Demek ki zamanla buraya bağlanıyoruz, kalıyoruz. Yani bunun başka bir alternatifi yok. Bayram abi, Mustafa abimiz var orada bak, bağlaması elinde. O abimiz multikulti değil, hiper multikulti. Amasyalı, nereli başka? İzmir başka? Erzurum başka? Evet, burada Almanya'da kaç yer var? Evet. Yani bir 6-7 tane vilayete sahip bir abimiz. İnanırım çünkü mesela ben biliyorsun ben Bingöl'de doğdum, İstanbul'da evet. büyüdüm. Şimdi bazen Alman ben meclisinde sorarlar ya sen ne çabuk integre ettin kendini, yani ne çabuk uyum sağladın. Şimdi ben onlara hep söylerim. Ben bir kere uyum sağlamadım. Ben bir Anadolu'dan çıkıp yani Bingöl'den çıkıp İstanbul'a geldim. Önce oraya uyum sağladım. Bingöl şeyde Karadeniz'de değil değil mi? Yok. Bingöl. Şimdi şekil Karadeniz. Evet. Bak abi, bunu özellikle söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Bunu senin dediğine katılıyorum. Bunu çoğu insanlar diyor benim Bingöl'lü olduğuma inanmıyorlar. Gerek şivem olsun. Yani ya Bayram Bey çok güzel, çok düzgün Türkçe konuşuyorsunuz. Bingöl'lü olman imkansız diyor. Katılıyorum orada sana. Çoğu beni Karadenizlilere benzetiyor. Nereden orada kaynaklanıyor bilmiyorum onu da. Ama ben 7 yaşında İstanbul'a gelip yerleştiğimizde yani babamın bütün meselesi oydu. Çocuklarına iyi bir eğitim vermekti. O yüzden ben biraz evvel görüştüğümüz anneyi de kutlarım buradan. Çocuklarına çok iyi bir eğitim verdiği için. Benim babamın gayesi de oydu. Bize iyi bir eğitim vermek için kendi köyünden göç edip İstanbul'a geldi. Düşünebiliyor musunuz Hadi Bey? Ben İstanbul'a geldiğimde 7 yaşında tek kelime Türkçe bilmiyordum. Ben önce orada Türkçe öğrendim okula başlayabilmek için. 8 yaşında ilkokula başladım. Demek ki önce oraya entegre oldum ben. Yani önce oraya uyum sağladım. 20 yaşımda orta eğitimi yani liseden sonra da Almanya'ya geldim. Bu sefer de buraya uyum sağladık. Yani iki kere kolay değil. Demek ki istediği zaman insan her yere uyum sağlayabiliyor. Belki de benim zamanın içinde Kürtçeyi unutmamdan dolayı da şivem değişti olabilir. Bilmiyorum yani. Ama eğitim yani meselesi. Karadeniz şivesini almamışsın abi ya. Yok almadım. Eğer tiyatro falan oynarsam belki konuşurum. Tiyatro dedik sevgili seyirciler. Bayram İnan'ı tanıyanlar çok iyi bilir. Bayram İnan abimiz Hamburg'da en sevilen simalardan, isimlerden. Her kesime ılımlı, herkese olumlu bakan bir abimiz. Ben de çok sevdiğim bir gönül dostum. Çok teşekkür ederim. Burada olmasından dolayı da değerli abim de, Bayram abim de ayrıca mutluluk duydum. Bu da bir nasip, nimet, kısmet ne dersek artık. Evet. Bayram abimin birçok özelliği var. Karate hocalığı var, folklor hocalığı var, ondan sonra ne diyeyim, makine mühendisliği evet. var. Daha saymakla bitmez, programı belki bitiririz Bayram abi. ama en güzel tarafı her insanıma, her evet. insanımıza, her insana, evet. sırf bizim insanımıza değil, Almanlara da evet. aynı güler yüzü gösteren, aynı müsamahayı gösteren evet. bir büyüğümüz, bir politikacımız. Yani politikacı çok var da böyle insanlara iç içe olan politikacılara da insan evet. daha yakın hissediyor kendini. Çok teşekkür ederim Hadi. Yani önemli olan daha önce de konuştuğumuz gibi önemli olan insan sevgisi insan içinde taşıması. Bu çok önemli. Yoksa etnik kökeni ne olursa, rengi ne olursa, dini ne olursa hiç önemli değil. Önemli olan insan içindeki insan sevgisidir. Bu çok önemli. Eğer bir insanın içinde insan sevgisi varsa... çok daha başarılı olur. Yani barış da oradan gelir zaten. Evet. Barış, insan önce kendisinden barışık olması lazım ki bir barışa da katkısı olsun. Eğer bu olursa insan içinde insan sevgisi biriktirirse bu insan sevgisi insanı her yöne çeker diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Yakup Bey'e bir söz verelim. Bu Hilal organizasyonu, Hilal Yardım Kuruluşu'nu daha önce biz Ramazan Bey'den de dinlemiştik. Çok güzel faaliyetlerde bulunuyor. Özellikle Sayın Milletvekilimizin de buyurduğu gibi bu Almanya içindeki kampanyada
ayrıca bir takdire şayan. Evet. Başka Almanya dışında, hudut dışında neler yapıyoruz? Önce şunu söyleyeyim ilave olarak. Buradaki insanımızın 3 milyondan daha fazla olan Türk insanlığı burayı kendi ülkesi gibi. Dünya zaten hepimizin dünyası. Dinen de öyle. Evet. Kültürümüzde de öyle. Görmesi lazım. Mesuliyetinin, selahiyetinin şuurunda olması lazım. Ben mahkemede Fahri hakimim. Biraz önce duruşma bitti buraya geldim. Ailelerimiz için de aile danışmanlığı yapıyoruz. Evet. Daha mutlu ailelerimiz olabilmesi için. Evet. Oradan hareketle şimdi geliyorum. Bizim ilk önce yardımı niye yapıyoruz? Neden yardım yapıyoruz? Oraya isterseniz ben bir cümleyle açıklık getireyim. Üç sebepten dolayı Avrupa Türk İslam Birliği, ATİB ve onun insani yardımlardan sorumlu cemiyeti Hilal, üç sebepten dolayı dünyada yardım yapıyor. Mağdur ve mazlum coğrafyada yardım yapıyor. Bir, insanız. Kur'an-ı Kerim'de çoğu kez ey Adem oğlu diye hitap eder. Evet. Hucure suresinde de bu gayet rahat bir şekilde, geniş bir şekilde izah edilmiş. Ya beni Adem. Evet. İkincisi, dolayısıyla Adem oğlu oluşumuzdan dolayı Adem oğullarına yardım etmek, el uzatmak zorundayız. İki, elhamdülillah Müslümanız. Allah Resulü, müminler, Müslümanlar bir vücudun azaları gibidir. Azaların birinde acı olsa vücudun diğer parçalar, diğer azalar onu hisseder diyor. Şimdi bir tarafta Selfelatikiyeti varken, bir tarafta Somali varken, bir tarafta Arakan varken bizim oradan bir haber olmamız mümkün değil. Üçüncüsü, baştan söyledim, biz Türkler olarak bu Allah'ın bir nimeti ama o kadar da bir mesuliyet. Üç kıtada insanları barış ve huzur içinde yaşatmışız. Osmanlı olsun, Selçuklu olsun, Babil İmparatorluğu olsun, biraz sonra derine geleceğim inşallah. Ve o insanları biz Müslümanlıkla, İslam'la şereflendirmişiz. Şu veya bu sebepten dolayı bugün o insanlar mağdur. Ben iki ay önce Gazze'deydim. Arakan Müslümanların oradaydım. Bangladeş'teydim. Bizzati 25 yıldır bu işleri yaşıyoruz. Dolayısıyla tarihi mesuliyetimizden dolayı da bu mazlum ve mağdur insanlara merhamet eli uzatmak zorundayız. Hilal, dolayısıyla ATİB bu sebeplerden dolayı, bu üç sebepten dolayı dünyanın neresinde olursa olsun, hangi renkten olursa olsun, hangi dilden olursa olsun, hangi dinden olursa olsun, madem ki muhtaç, madem ki mazlum, madem ki mağdur, ona merhamet elini uzatır ve biz şimdi Allah razı olsun o işi yapıyoruz. Allah razı olsun. Bayram abi el uzatır dedi Yakup abimiz. Size Avrupa'ya gelmeniz için kim el uzattı? Babamı çekti buraya getirdi. Ya kendinizden mi geldiniz? Almanya'ya geliş kaç yılında oldu? Şöyle bir şey oldu. Benim Almanya'ya gelişim çok tesadüfi bir şey oldu. Aslında ben Almanya'ya belki de Almanya'yı sevmeyenlerin başında gelen biriydim. Ama burayı ondan sonra memleket edindik. Şimdi ben Türkiye'de liseyi bitirdiğimde ben teknik lise mezunuyum şimdi Türkiye'de. Şimdi zorunlu evlilik gibi bir şey mi oluyor? Yok yok. İthal damat değilim yani. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben liseyi bitirdiğimde 19 yaşındaydım. Teknik lise mezunuydum. Ben üniversiteye gitmek istedim Türkiye'de. Tabii olmadı. Bu Türkiye'de çok zor. Üniversite imtihanlarını kazanamadım. Şimdi iyi dedim. O zaman bu sene kazanamadım. Seneye ben tekrar üniversite imtihanlarına girerim. Bu sefer şeye gideyim benim. Çalışayım, iş bulayım, çalışayım. Sanatım var nasıl olsa çalışayım. İş buldum. Tam işe gireceğim. Şimdi Türkiye'de öyle bir sebep var. Eğer askerliğini yapmamışsınızsa almazlar işe kolay kolay. Bana dediler ki git askerliğini yap, öyle git. İyi dedik. Askerlik şubesine gittim. Askerlik şubesi diyor ki 19 yaşındasın, askere gidemezsin diyor. Kaldım ben ortada anlaşılan. Babam o ara Hamburg'da yaşıyordu. Gene de ben babamdan habersiz gidip işçi bulma kurumuna müracaat ettim ben. Orada da babamla görüştüm. Yani biraz da onun desteğiyle Hamburg'da ben 1973 yılında inanın müracaatımdan 6 hafta sonra ben Hamburg'da işbaşı yaptım. Hamburg'da işbaşı yaptıktan sonra şimdi benim ama hep gayem bir şey vardı. İllahi üniversiteye gideceğim, üniversiteyi bitireceğim, tekrar ülkeme döneceğim diye.